Burada konuştuğumuz hiçbir şey kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Eğer yatırım yapmak istiyorsanız lütfen kendi araştırmanızı kendiniz yapın ve özgür iradenizle karar verin. Kripto dünyasının en bilinen sorunu olan merkeziyetsizlik ve ölçeklenebilirlik arayışı sürerken bugünlerde ikinci bir fenomen tartışma ortaya çıktı. Bu tartışma blok zincirler arası geçişle ilgili. Daha iyi anlamak için tarihten İpek Yolu örneğini verebiliriz. Çin'den Avrupa'ya uzanan bir dünya ticaret ağı, Doğu ve Batı ticaretini buluşturuyor. Bu yol aracılığıyla dünya ticareti büyüdü, birçok medeniyet bu ticaret ağına dahil oldu ve hem ekonomik hem de kültürel olarak kalkındılar. Böyle bir ağ olmasaydı dünyada ortak bir medeni gelişme, tarih ve ekonomi yaşanmazdı arkadaşlar. İşte bugün blok zincirde de tartıştığımız geçiş problemi tıpkı İpek Yolu'na benziyor. Ethereum'dan Avalanche'a, Solana'dan Polkadot'a geçiş sağlayamazsak herkes birbirinden bağımsız, farklı dinamikler içinde yaşar ve ortak ticarette buluşamayız. Günümüz iletişim çağında da bu şüphesiz çok tuhaf olurdu arkadaşlar. Bugünkü incelememizde tıpkı İpek Yolu gibi Web3'te bir ticaret ağı olmaya amaçlayan, farklı zincirler arası iletişim ve ticaret sağlayan Axelar Network'ü inceleyeceğiz. Buyurun başlayalım. Axelar kendi blok zincir ağına inşa edilmiş ve işlemlerde kendi kriptosunu kullanan Cosmos ekosisteminin en büyük çapraz zincir platformudur. Axelar IBC ile Cosmos ekosistemine bağlanıyor ve takipçilerimiz hatırlayacaktır. Cosmos'u evren olarak düşünürsek Axelar buradaki gezegenlerden biridir arkadaşlar. Axelar bugüne kadarki çapraz zincir tanımını biraz ileri taşıyor. Sadece zincirler arası varlık aktarımı gibi bir köprü görevi görmüyor. Herhangi bir ağdaki uygulamaya da erişim sağlıyor. Tek tıkla ağlar arası uygulamalara geçiş sağlayan çok kullanışlı bir platform. Ayrıca herkesin katılabileceği ve üzerine inşa edebileceği açık bir kütüphane de sunuyor. Gelelim nasıl çalıştığına. Axelar Cosmos ekosisteminde çalışan bir proje. Buradaki mantık bizim de daha önce incelediğimiz Osmosis Juno Evmos'la aynı. Bunun yanında kullandığı mesaj geçidi teknolojisiyle Axelar diğer blok zincirlerle de bağlanıyor. Buradaki önemli olan husus zincirler arası iletilecek verinin bir mesaj boyutu kadar indirilebileceği. İşte Axelar'ı özel yapan da budur arkadaşlar. Ekranda gördüğümüz popüler blok zincir kullanıcıları ve toplulukları her geçen gün büyüyor. Hal böyle olunca bu topluluklar arası jeton transferinin yanında iletişim ve veri aktarımı da kaçınılmaz hale geliyor. Tıpkı WhatsApp gibi. Bugün ister video, görsel medya içerikleri, isterseniz de küçücük boyutlardaki mesajları karşıya WhatsApp aracılığıyla aktarabiliyorsunuz değil mi? Axelar da blok zincirler arası WhatsApp olmayı amaçlıyor. Axelar'ın resmi ve gayri resmi yayınlanmış bir yol haritası yok. Bu yüzden gelişmeler ve yükseltmeler üzerinden neler yaptığına bir odaklanalım. Axelar Cosmos ekosisteminin çekirdek projelerine bağlanmış görünüyor. Burada asıl dikkat çekense bugünlerde kendisinden çok daha önce hayata geçen popüler Cosmos projeleri Evmos ve Juno'dan daha fazla hacime sahip olması. Axelar şu günlerde Cosmos ekosisteminde en çok hacime sahip proje. Öte yandan partnerlikler, ağ entegrasyonları, etkinliklerle dolu oldukça aktif bir takvimi var. Sadece geçtiğimiz birkaç günde Sui blok zinciriyle partnerlik, kendi coin'inin listelenmesi ve bazı güvenlik yükseltmeleri gerçekleştirdi. İncelemeyi yaptığımız sırada 27 Eylül'de AXL jetonu aynı anda Gate.io, Maxi, CoinList ve Huobi'de listelendi. Ardından FTX de bu borsalara dahil oldu. Axelar bugün Cosmos, Avalanche, Polygon, Ethereum blok zincirleri başta olmak üzere toplam 23 ağa bağlanmış durumda. Bu çok önemli. Aslında ana hedefin büyük kısmını gerçekleştirmiş görünüyorlar. Yine Osmosis, Injective gibi yüksek hacimli ticaret merkezleriyle de partnerlik yapmış durumdalar. Tüm gelişmeleri yayınladıkları bir blogları var arkadaşlar. Daha fazla detay için burada açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. Gelecekte bu blok zincir havuzunun ve partnerliklerin artmasını bekliyoruz. Burada bir ayrım yapabiliriz aslında. Axelar önemli gelişmeleri tamamlasa da hala yolun başında ve yatırım için fırsat kaçmış değil. Acele etmeye gerek yok yani. Teknik olarak ilerlemeleri çok güzel ancak gelecekte Cosmos ekosisteminde bağlanacağı onlarca proje var. Yıllar geçtikçe Axelar'ın daha da olgunlaşacağını ve hacim kazanacağını öngörüyoruz. Şu an böyle bir projeyi takibe almak için en makul zaman arkadaşlar. Takıma geldik arkadaşlar. Axelar LinkedIn'de 42 çalışana sahip bilgisayar ve ağ güvenliği üzerine çalışan bir firma olarak karşımıza çıktı. Blok zincirin karmaşık teknolojisinden dolayı tecrübeli, yeni ve özgürlükçü olmasından dolayı yaratıcı fikirlere sahip takımlar bizim için projelerin göz bebeği. Axelar da böyle düşünüyor olacak ki çok tecrübeli bir takım kurmuşlar. Kurucu ortaklarla başlayalım. Birçok projeden farklı olarak Axelar kurucuları mühendislerden oluşuyor. Yani olaya teknik anlamda hakim yöneticiler. Sergey Gorbunov popüler blok zincir
Vladimir Algorand'ın fikir babalarından. Diğer kurucu ortak yine Algorand'da kurucu olarak karşımıza çıkıyor. Bu iki mühendis Axelar'da başı çekiyor arkadaşlar. Bu liderleri kriptografide deneyime sahip diğer yazılım mühendisleri takip ediyor. Axelar'ın çok geniş bir mühendis kadrosu var. Bu oldukça etkileyici çünkü zaten kriptografi tecrübesine sahip yazılımcı sayısı dünyada çok az. Axelar'da ise full stack mühendisler, yani sayıları az ama her şeyden anlayan mühendisler yerine her biri farklı disiplinlerde uzmanlaşmış mühendisler görev alıyor. Öte yandan marketing ve reklam tarafının biraz zayıf kaldığını görüyoruz. Ama bu kısmı çözmek teknik tarafı çözmekten daha kolay, yeter ki bir bilen insan olsun. Bir proje olarak belki görsel tasarım konusunda geride kalabilirsiniz ama ağ işleyişiyle ilgili sıkıntılarınız olursa çuvallarsınız. Yayındaki iş ilanlarına da bakarsak Axelar'ın ileride daha profesyonel satış uzmanlarıyla çalışacağını öngörüyoruz. Axelar partnerlikler konusunda da iddialı arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi Ethereum, Avalanche, Polkadot gibi partnerliklerin yanında Binance, Coinbase Ventures, Polychain Capital gibi sermaye devleri Axelar'ı sırtlıyor. Yatırım turları ve ağın aktifleşmesiyle birlikte Axelar çok kısa sürede 1 milyar dolar değere ulaştı. Bu astronomik ve çılgın bir başarı arkadaşlar. Daha önce bu kadar kısa sürede böyle değere ulaşan çok az proje oldu. Bizim hatırladığımız Internet Computer, yani ICP, aynı anda 6 büyük borsada listelenerek 350 dolar açılış fiyatı ve 1 milyar üzerinde değere ulaşmıştı. Ayrıca Sui gibi yeni blok zincirlerle, Osmosis gibi ticaret merkezleriyle partnerlik kurması aslında ne kadar amaçlarına uygun hareket ettiklerini gösteriyor. Örneğin Osmosis ile Cosmos ekosistemini açılıyor ve bugün Cosmos'ta Evmos dışında diğer zincirlere açılan başka bir kapı yok arkadaşlar. Axelar şimdiden bu kapı olmayı amaçlıyor. Bu gibi stratejik hamleleri de biz açıkçası çok başarılı buluyoruz. Axelar 16 Mart 2022'de CoinList üzerinden yoğun ilgi gören bir ön satış gerçekleştirdi. İlk listeleme ise geçtiğimiz günlerde, yani 27 Eylül'de gerçekleşti. 1.15 dolarla maksimum fiyata ulaşırken 56 cent civarında dip yaptı ve bugün 68 cent civarında seyrediyor. AXL jeton 1 milyar maksimum arza sahip ve bugün 30 milyon jeton dolaşımda. Hızlıca jeton ekonomisine göz atarsak %29,5 ortaklar ve yatırımcılar için, %5 de ön satışlar için ayrıldığını görüyoruz. %30 VC'ler için abartılı derecede fazla arkadaşlar. Bunu bir kere anlamakta fayda var. Son zamanlarda bu sermaye devlerinin ciddi satış baskısı oluşturduklarına tanık olduk. Daha önce buna benzer token satışlarıyla Credo'nun nasıl değer kaybettiğini anlatmıştık. Sağ üstteki kartlardan bu incelemeye de göz atmanızı tavsiye ediyoruz. Orada hatalı bir jeton ekonomisinin nasıl oluştuğunu ve neden olmaması gerektiğini anlattık. Öte yandan Cosmos ekosisteminde işler airdrop ve topluluk odaklı yürüyor. Bu hem daha başarılı ve sürdürülebilir bir jeton ekonomisi hem de topluluğu işin içine katmayı sağlıyor. Evmos, Juno gibi projeler %30'lara yakın jetonunu airdroplarla hediye ederken Axelar'ın topluluk ve küçük yatırımcı için sadece %5 ayırması endişe verici. Biz Kripto Türkiye olarak topluluğu teşvik eden jeton planlamalarını tercih ederken Axelar gibi projelerin riskli planlamaları konusunda da endişe duyuyoruz. O yüzden sizin de bunları bilmenizde fayda var. Gelelim Westing'e. %30'u VC'lere verilmiş jetonların 4 yıl gibi kısa sürede açılması bir başka endişe verici durum. Bu bir strateji olabilir arkadaşlar, ancak biz incelemelerimizde başlangıç seviyesi yatırımcıları da gözetiyoruz. Dolayısıyla Evmos ve Juno gibi 12 yıllık süreçler bugün bize daha cazip görünüyor. Axelar pratikte müthiş göz alıcı gelişmelere imza atmadığı sürede bu tarz bir planlama oldukça riskli olur. Son olarak Axelar jetonu ağ ücretleri, stake ve ekosistem teşvikleri, topluluk oylamaları için kullanılacak ve şu an Huobi, Gate.io, Maxi gibi merkezi borsalar ve Osmosis Dex üzerinden satın alabildiğiniz bir coin. Axelar jetonu Kepler Wallet üzerinden doğrulayıcılar aracılığıyla stake edebiliyorsunuz arkadaşlar. 50 tane doğrulayıcı seçeneği var ve yıllık %5 ile %10 arasında kazanç sağlayabilirsiniz. Axelar Twitter hesabındaki yönergeleri takip edebiliyorsunuz. Orada doğrulayıcı seçimi hakkında da bilgiler verilmiş. Ayrıca bununla ilgili kanalımızda da daha önce bir video yapmıştık. Yukarıdaki kartlardan nasıl stake edeceğinizi öğrenebilirsiniz. Axelar Twitter'da 71 bin, Discord'da 44 bin, Telegram'da ise 13 bin takipçiye sahip. Twitter takipçilerinin ilk günden beri hızla arttığını görüyoruz. Diğer taraftan Telegram'da da düşüş devam ediyor. Ayrıca toplulukta yeterli aktiflik olmadığını görüyoruz. Topluluk iletişimi konusunda iyi örneklerden biri Osmosis'ti arkadaşlar. Sosyal medya konularında derin teknik bilgi gerektiren tartışmalara ve sizi doğru yönlendiren adminlere tanık olmuştuk. Böyle karmaşık ve yeni platformlar için sosyal medya araçlarının başarılı kullanımı ve toplulukla düzenli iletişimi olmazsa olmaz. Bunun yanında Axelar web sitesi üzerinden çeşitli teşvik programlarına, iş başvurularına ilk günden bu yana gelişmelerin yayınlandığı detaylı bir bloğa
ulaşabilirsiniz. Axelar Network'ü çeşitli metriklerle inceledik ve ne olduğunu anlattık. Şimdi iyi bir yatırım olabilir mi? Geliştirmesi gereken yönleri neler? Görmek için artılar ve eksiler kısmına geçelim. Artılarla başlayalım. Blok zincirler arası iletişim sağlayan platformları fikir olarak çok seviyoruz. Axelar bu alanda yeni bir boyuta geçiyor ve bu iletişimi token transferinden veri aktarımına taşıyor. İşte bu bize göre gerçekten iletişim. Çünkü bir Web3 devrimi gerçekleşecekse bu sadece tokenlar üzerinden olmayacak. Uygulamalar da buraya taşınacak ve tüm verilerimizin zincire işlendiği bir ekosistem düşünmemiz lazım. Böyle bir ortamda verilerin alışverişi ve güvenliği büyük önem arz ediyor. O yüzden Axelar Web3'te gerçek bir ihtiyaca hizmet ediyor. Axelar çoktan Avalanche, Ethereum ve Cosmos gibi büyük ekosistemlere bağlanmış. Şimdi DApp'lerle anlaşmalar yaparak bunları da platformuna taşıyor. Yani neredeyse ana fikrini tamamlamış bir proje var karşımızda arkadaşlar. Üstelik ilk listelemeleri de tamamlandı. Axelar'ın kısa sürede bu kadar olumlu iş yapması ikinci artısı. Axelar'ın diğer zincirler arası iletişim protokolleriyle kıyaslandığı bu tabloyu bir inceleyelim. Audits kısmında güvenlik olarak diğer projelere nazaran öne çıkan özellikleri görüyoruz. Öte yandan 23 ağa bağlanmış olan başka bir proje şu anda yok. En yakın rakibi ise 14 ağa bağlanmış. Artılara yazacağımız diğer nokta şüphesiz takım arkadaşlar. Millet developer bulamazken Axelar geçmişi kriptografi de deneyimlerle dolu dolu çok sayıda mühendisi bir araya getirip teknik tarafta arkasına yaslanıyor. Axelar yöneticileri peşin satan gibi olan biteni seyrediyordur diyeceğim ama onlar da birer mühendis ve eminim ki bir sonraki yükseltmeleri için çalışıyorlar şu anda. Geldik eksilere. Axelar tıpkı Cosmos evrenindeki projeler gibi bir blok zincirdir ve kendi ağına sahiptir. Dolayısıyla hem kendi hem de kendi bağlandığı ağların verilerinin işlendiği ciddi bir iş yükü var. Dolayısıyla Axelar çok sayıda doğrulayıcıya ihtiyaç duyuyor. Yine az önceki tabloya dönersek Axelar buradaki en çok validatöre ihtiyaç duyan proje konumunda. Daha fazla doğrulayıcıyı çekmek ve Cosmos ekosisteminin dışına çıkmak için maddi harcamalara ve zamana ihtiyacı var. Bu tabloyu da detaylı incelemek isteyenler için linkini açıklamalar kısmına bırakıyoruz arkadaşlar. Diğer bir eksiğe geçelim. Blok zincir projelerinin toplulukla var olduklarını hatırlarsak, Axelar'ın topluluk için yeterli çalışma yapmadığını düşünüyoruz. Bunu sosyal medya aktifliklerinden de anlayabilirsiniz. Topluluklar etkinlik sever, ödül sever, NFT sever ve Axelar'ı baz alırsak bunca karmaşık teknolojinin içinden çıkmayı başaran bir ekip için böyle etkinlikler gerçekten çok kolay. İki gün önce aynı anda büyük borsalarda listeleme yapıyorsunuz ve bundan kimsenin haberi olmuyor. Buraya yeterince odaklanılmamasını bir yandan da takımda bu işleri yürütecek yeterli profesyonellerin olmamasına bağlıyoruz. Son eksiği ise jeton ekonomisinde bahsettiğimiz riskler arkadaşlar. %30 VC yatırımları için tekrar gözden geçirilmesi gereken bir oran. Axelar'ın satış baskısını önlemek için alacağı tedbirleri takip ediyor olacağız. Axelar çok yeni olsa da çok yol kat etmiş ve keşfedilmeyi bekleyen bir platform. İletişim çağında blok zincirlerin iletişimini sağlayacak bir platform kulağa oldukça heyecan verici geliyor arkadaşlar. Axelar'daki gelişmeleri heyecanla takip ediyor olacağız. Yine de projeyi alıp almama konusunda aceleci olmamakta fayda var. Evet arkadaşlar, videonun sonuna geldik. Buradan Bülent hocama da videoya danışmanlık yaptığı için teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve zil ikonuna tıklayarak bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayın. Ayrıca hem video ile ilgili hem genel olarak kripto ile ilgili soru ve düşüncelerinizi Telegram hesabımızdan bizlere iletebilirsiniz. Onlar da şu anda hem ekranda çıkıyor hem de açıklamalar kısmında tüm sosyal medya hesaplarımız mevcut. Daha önceki blok zincir incelemelerimize videonun sonunda ekrana gelen karta tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.